Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, mücellâ, musaffâ, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâm-ı sâdât-ı kirâm hazaratına, hasreten şehitlerin ve geçmişlerin ruh şeriflerine, inşâAllah bu hafız yavrularımızın ve diğer hafızlarımızın inşâAllah vatanımızda, milletimizde ve bütün İslam dünyasında hayırlı, bereketli hizmetler nasip eylemesi, bu hafızlar silsilesinin kıyamete kadar devam etmesi dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşler, muhterem delikanlılar, muhterem hufuz-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana diyor, kabrimde diyor, ümmetimin diyor, amel-i salih güzel haberleri gelir, ben sevinirim diyor. Menfi durumlar gelir, onlar için de istiğfar ederim buyuruyor. İnşallah Cenab-ı Hak bu meclisten Resulullah Efendimiz haberdar eder inşallah. Amin. Okunan ayet-i kerimeler, kimler alimdir, kimler alimin sıfatı nasıldır? Onlar alimler en çok Allah'tan ittika edenlerdir. Demek Kur'an'ı yaşayanlar, Kur'an'ı hazmedenler, Kur'an'ı tebliğ edenler. Zahir ve batın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olanlar, demek ki alimler Allah'tan korkar buyuruyor. Cenab-ı Hak burada alimi vasfını bildiriyor. İnşallah bu hafız yavrularımız, diğer hoca efendilerimiz alime inşallah Cenab-ı Hak bu Allah'tan korkan takva sahibi alemler sınıfına ilhak eder inşallah. Dünyada birçok ticaretler var. Dünyevi ticaretler, fani alemin ticaretleri. Fakat Cenab-ı Hak burada gerçek ticareti bildiriyor. Bu gerçek ticaret nedir? Bu ta kıyametle devam edecek bir ticaret. Kıyametten sonra da ebedi devam edecek bir ticaret. Bu ticaret dünyada bir huzur verir, saadet verir, ruhaniyet verir. Nedir bu ticaret? Bu ticaret ticaretten lentebur buyuruyor. Umut en hayırlı bir ticaret. Nedir burada? Yetlüğüne. Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederler. Kur'an-ı Kerim her ibadetin içinde var, zahire batınıyla. Yani Kur'an'ı yaşarlar, yaşatırlar, güç verirler. Birinci şart bu gelir ticaret-i lentubura. İkinci şart, namazı ikame ederler. Namaz da Kur'an-ı Kerim'le ikame olur. Kur'an-ı Kerim'in ruhaniyetiyle ikame olur. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruluyor. Ondan sonra üçüncü maddede Allah yolunda infak ederler. Allah bana bu malı niye verdi? Bu gücü niye verdi? Bunun mesuliyeti durumlara göre açık, esas gizli olarak Allah yolunda verdiğimiz nimetleri infak ederler. İşte bunlar ticaretten umulur ki en hayırlı bir ticaret üzeredir. Devam eden birkaç ayet sonrasında da Cenab-ı Hak Kur'an'ı varis kıldık. Kur'an bütün müminlere bir vasiyet. Kur'an-ı Kerim'in bir varisi durumdayız. La ilahe illallah Muhammed Resul diyen gönülden her mümin Kur'an-ı Kerim varisidir. Burada üç tane kategori bildiriyor. Üç tane şart. Allah korusun. Birincisi, Cenab-ı Hak en büyük nimet İslam nasip etmiş. Kur'an'ı nasip etmiş. Resulullah Efendimiz nasip etmiş. Bu Kur'an'ın hükümlerini yaşamaz bir gaflet içine getirir. Gafilane bir hayat yaşar. Cenab-ı Hakk'ın bu büyük nimetine karşı gafil olur. İkinci kategori muktesitler, orta yolda gidenler, kâh öyle, kâh böyle. Hadi bu da neyse. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği hayratla öne geçenler. Yani bir mümin yaşayacak, yaşatacak, hayatının bütün muhtevasında Kur'an-ı Kerim olacak ve Kur'an-ı Kerim'i devrin akışından kendini mesul görecek. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, yaşatmak için bütün fedakarlığa katlanacak. Böyle bir Kur'an-ı Kerim vasiyetine sahip olmayı Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizden nasıl bir ümmet olmamızı istiyor? Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler. Yani 13 sene bir Mekke devri var. Ne var? Zulüm var. Mal gidiyor, can gidiyor, hakaret oluyor vesaire oluyor. Efendimizin secdede işkembesi atılıyor üzerine. Müslümanlar hiçbir zaman imandan bir taviz vermiyorlar. Küffara karşı şiddet oluyorlar.
Nasıl Tövbe Suresi'nin son ayetinde Resulullah'ın yanında bulunanlar küffara karşı dedi. Daima İslam'ın haysiyetini ve karakterini korurlar. Demek ki ashâb-ı kirâm böyle 13 sene bir hayat yaşıyor. Mekkelilere benzememizi Cenâb-ı Hak arzu ediyor. Mekkeliler gibi olmamız. Yani canlarıyla malla cenni satın aldılar. Bir Akabe biatında buyuruldu. Bu ayet indi. Medine devrinde ondan Ensar ve onlara güzel tabi olanlar var ya bizlere geliyor. Ensar neydi? Üç tane kıskaç arasında münafıklar var, müşrikler var, Yahudiler var. Onlar mallarını, canlarını Allah'ına bezdettiler, cömert çağırcılar. Cenab-ı Hak onlara benzememizi arzu ediyor. Bütün o meşakkatler de Allah'tan razı olmuştur. Allahümme la aişe illa aişül ahire. Esas hayat, ahiret hayatını hedeflemişlerdir. Onlar için Cenab-ı Hak içinde ebedi kalacaklar. Zeminden ırmaklar akan cennette hazırlanmıştır. İşte bu büyük bir kurtuluştur buyuruyor. Cenab-ı Hak bu muhteva içinde yaşamayı, daima muhacirleri ve ensarı önümüze örnek alacağız. Tabii en başta Resulullah Efendimiz'e, çünkü o üsve-i hasene örnek şahsiyet, örnek karakter. Kime göre? Kıyamete kadar bütün insanların numune Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın bir icat bedyası, bir insanlığa sunduğu bir sanat harikası. Efendimiz'in şöyle bir hadis-i şerif var. Müjdeliyor onları. İslam şüphesiz garip olarak başladı. Günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu o garip müminlere. Elmalı Hamdi Efendi tefsirinde bu hadisi şöyle şerh ediyor. İslam'ın istikbali gece değil gündüzdür. Sönük değil parlaktır. Ara sıra bazen gece zulmetleri onu dinlendirip tekrar uyandırmak içindir. Bu hadis İslam'ı garip olarak zuhur etti. İleride tekrar garip olarak zuhur edecek manasındadır. İşte bu hadisinde Tuğba ne mutlu buyuruluyor. Bunu korkutmak için değil, müjde içindir. Çünkü onlar sâbikûn, İslam'ı ilk yayan bahtiyar kimselerdir. Efendimiz şöyle buyuruyor, ne mutlu o garip müminlere ki, insanları benden sonra bozdukları sünnetini ıslah ederler. Demek ki Cenâb-ı Hakk'ın elhamdülillah Rasûlü'nün bize böyle bir vasiyeti var. Yani demek ki insanların bozdukları sünnetleri ıslah ederler. Bugün dünya, küresel güçlerin esareti altında. Dünya ikinci bir modern cahiliye devrine döndü. Suriye, Yemen, Libya, Myanmar gibi İslam ve adeta bir çadır hapishanesinde, devasa bir sahra hastanesine, bir matem ülkeleri haline dönmüş durumda. İşte bugün Ümmet-i Muhammed'in gayreti çok mühim. Cenab-ı Hak Gardner Hasene buyuruyor. Savaşlarda bugün esir almak bitti. Küresel güçler artık insanları kendi öz vatanlarında esir alıyor. Kendi topraklarında hizmetçi yapıyor. Yahut vatanları terk etmeye mecbur bırakıyor. Medeniyet götürdükleri, hürriyet iddia ettikleri her yer bir matem ülkesine çevrilmiş durumda. Âlem İslam büyük mahrumiyetler içinde. Afrika'da bir yanda açlık, kuraklık, bir yanda sömürgeci devletlerin enkazı. Her taraftan maddi manevi feryatlar yükseliyor. Onun için bugün insanlığı kötülük ve şerden uzaklaştırmak, müsterşidi irşad etmek, irşad bekle irşad etmek, iyilik ve hayra davet etmek, bir bakım hakka imanın bugün mihenk taşı mevkinde. İşte sizler inşallah bu sıfatları müzeyyen olacaksınız. Efendimiz ne mutlu ki o garip müminlere insanların benden sonra bozdukları sünneti ıslah ederler. Orada ne olacak? İyyâke na'budu olduğu zaman ve İyyâke nestaîn olacak. Demek ki biz ne kadar Cenab-ı Hak kulluğu yaşarsak cemiyetin toptan Cenab-ı Hak'tan o kadar yardım geliyor. İşte bu asr-ı saadetten sayısız misaller bir Bedir. Nasıl bir İyyâke na'budu yaşandı? Ancak sana kulluk ederiz. Ancak arkadan nasıl bir Allah'ın yardımı, bin melek, üç bin melek, beş bin melekinde. Orada öyle, ta Çanakkale'de bile öyle. Velhasıl inşallah Cenab-ı Hak evine güç, kuvvet verir.
ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime sarılan onu ihya eden kişiye şehit sevabı verir buyuruyor. Böyle de bir müjde var. Bugün Rasûlullah Efendimiz sünneti değil, farzlar unutuluyor. Haramlar çiğneniyor. Nesiller dini tahsilden habersiz şekilde kütükler gibi meçhul bir akıbete, bir girdaplara sürükleniyor. Çöldeki serapları sade zannediyorlar. Küfür girdaplarını boğuluyorlar. Velhâsıl çöldeki seraplara aldanıyorlar. Bugün dehşetli bir yangın var. O yangından birçok insan sessiz feryatları var. Bizi kurtarın, biz yandık, bittik diye feryat ediyorlar. Sessiz feryatları var. Bütün İslam dünyasına gelen. Bir tarafta ise bir takım gafil kişiler o yangını söndürmeye davet edildiği halde işi ağırdan oluyor. İşte namazı kılın, orucun tutu vesaire şu bu. Hadi ben bunu yapıyorum diye bir gafle düşüyorlar. Onun için önce biraz toparlanayım, sonra ben de yardım ederim diye bu feryatı duymuyorlar, bigane kalıyorlar. Bugünün vebali çok ağır şekilde. Her Müslüman bugün ailesinden mesul, ana baba evladından mesul, akrabasından mesul, toplumdan mesul, bütün insanlıkların hadisatın akışından mesul durumda. Yani devrin akışından mesul durumda. Bu yangından insan kurtarmamız hepimizin vazifedir. Bugün bir cahiliye devrine girdik. Bu zaman sanki modern bir cahiliye. Zulmün, ahlaksızlığın ve edepsizliğin her tarafa cehennem alevi gibi sardığı bir zaman. Bugün maalesef Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi tekrar dünya piyasasına geldi ve şirretlerini devam ettiriyor. Kahrolan kavimler. Yani geçmiş kavimleri helak eden günahların hepsi kat be kat yaşanıyor. Fakat helak olmuyoruz. Çünkü Peygamberimizin ümmeti için ettiği üç duadan biri ümmetimin kahra uğramaması, toplum bir şekilde helak edilmemesiydi. Yine Rasûlullah Efendimiz'in bir lütfu içindeyiz. Bu dua hakkında kabul edildiği için Efendimiz'in niyazı hürmetine toplu bir helak gerçekleşmiyor. Mevzi mevzi helaklar oluyor. Nisa serde süren kütükler gibi cehennem yuvarlanıyor. Nefsani arzuları tahrik had safhada. İnternet, televizyon, modalar, reklamlar her taraf bir kısmı tabii hepsi değil. Küfür, ilhat, fıskı, fucuru yaygınlaştırıyorlar. Bu tesir gafil kalpleri öyle işliyor ki moda ceyranlarına kapılan bir kişi en tabii zevk ve estetik duygularını dahi kaybedip uzaktan kumandalı bir robota dönüşüyor. Pasaklılığı, hırpaniliği, hayasızlığı bir modaymış gibi yaşamaya gayret ediyor, meylediliyor. Yırtık pantolonlar, dağınık kıyafetler vesaire. Yani şahsiyetlerini ayaklar altına alıyorlar, kendilerine kumanda edenlerin gafil bir köle haline dönüyorlar. Bunlar ahir zaman yangınları. Bir yerde bir yangın varsa, bir çocuk yanıyorsa onun kadar çay kahve içmek bir müminin ruhuna yakışmaz. Şurada bir yangın varsa buradan seyretmek yakışmaz bir mümine. Derhal o yangını söndürmeye koşar. Şimdi dinleneyim, sonra bakarız diyemez. Ben vazifemi yaptım, kâfi demek ne büyük bir gaflettir. Çünkü Cenab-ı Hak yakın gelene kadar. Bir Ramazan mevsimi, üç aylar mevsimi geçirdik. Bu ruhani hayatı inkişaf ettirmek için de. Şimdi bu ruhani hayatı bütün mevsimleri yaygınlaştırmak ve bilhassa ayeti böyle yakın ölüm gelene kadar devam ettirmek ve son nefes saadetine ulaşabilmek. Yani bir misal verirsek, bir annenin en farik vasfı evladına süt içirmektir, süt vermektir. Bak yangın varsa ben evladıma süt vereyim diyemez. Bir kova alıp o yangını söndürmeye koşması lazım. Aksi halde kendisi de yanar, evladı da yanar o yangında. Bugün durumumuzda maalesef buna benzer bir durumda. Yukarıdaki hadislerle benzer şekilde bir başka hadis de şöyledir. Benim ümmetim bir yağmura benzer. Önü mü, sonu mu, hayırlı da bilinmez. Yani bugün kendisini fedakârâne Allah'a adayan kimseler için, topluma adayan kimseler için, insanların hidayetini gayret eden kimseler için demek ki burada Rasûlullah Efendimiz Eshâb-ı Kirâm'ın vasfından bir vasıf bildiriyor. Yani bir yağmur önü mü, sonu mu, hayırlı bilinmez. O halde düşünelim. Bizler bir bereketli yağmurun, bir rahmet damlası olabilmesi için bugün ne kadar gayret göstereceğiz? Kendi kendimize bunu bir sorgulayacağız.
Peygamber Efendimiz'e ne kadar hayırlı ümmet olabileceğiz? Çünkü bu ümmetin bir sıfatı ümmeti merhumedir. Bir rahmet ümmetidir. Efendimiz rahmeten lil âlemindir. Biz de ne kadar bir rahmet ümmeti olacağız? Yani halimiz ne kadar bir rahmet ümmeti manzarası sergiliyor? Resulullah Efendimiz'i özledim buyurduğu aynı zamanda kardeşlerine olabilme idealine yarışır bir istikanemiz var mı? Efendim malum ben kardeşimi özledim buyuruyor. Sahabe diyor ki siz ya Resulallah diyorlar. Biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Yok diyor, hayır diyor. Siz benim hesabımsınız. Benim kardeşimi ben görmeyeceğim. Ben o havuz kenarında bekleyeceğim. Onlar gelecekler. Ben onu karşılayacağım. O zaman bana denecek ki ya Resulallah şu grup ihmal etti. Senin sünnete uymadı. Ben onu geri çekin, siz geri gidin diyeceğim. Buyuruluyor. Yani İslam'ın başlangıcında kadim cahiliye vardı. Bugün de modern cahiliye var. Düşünmemiz lazım. Bu matem ülkeleri haline dönen İslam beldeleri ve insanlar ne kadar muzdarip. Bazı nadanlar diyorlar ki gitsinler diyorlar memleketlerine diyorlar. Eshab-ı kiram, Medineliler, gelen muhacirlere bunlar memleketine gitsin mi dedi. Nasıl onlar gönül açtı, kucak açtı. Bunlar Allah için göç ettiler dedi. Bizim vazifemiz bunlarla paylaşmaktır dedi. Evine, hurma bağ hepsini paylaşmaya kalktılar. Müslüman yüreği merhametle yoğrulmuştur. Bab-ı Hayrettin Paşa Yahudileri zulüm altından kurtarmak için İstanbul'a bunlar mazlumlar dedi. Ya Yahudileri bile gönül açtılar. Avrupa'da öyle oldu. Fakir, garip Hristiyanlar bile sadakadan ev verdiler. Hatta derler Osmanlı atlara Fistül Nehri'nden su içiyorsa burada hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Fatih'in İstanbul fethine kadar muhteşem bir şey bir Hristiyan mimarla bir mahkemede bir mazlum sandalyesinde oturması. Yani dünyaya bir adalet tevzi etmesi. Hakkı hukuku öğretmesi fiile. Biz böyle bir milletiz. Bizim yolumuz Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Rehberimiz odur. Bugün baktığımız zaman yani mesuliyetimiz bakımından bunu ben izah etmeye çalışıyorum. Bu zamanki modern cahiliye devri nasıl? Hakkın, hukukun çiğnendiği, tükendiği bir devir. İnsanlığın insanlığa veda ettiği bir devir. Mazlumların gözyaşıyla boğulduğu bir devir. İslam baştan başa matem ülkesi olduğu bir devir. Vicdanların kuruduğu, insan duygusallaştığı bir zulüm harmanı. Şeytanların rehber olduğu şer ve kötülükler dönemi. Cenab-ı Hak böyle bir dönemde hizmet edene Kur'an'ı ifadeyle garden hasene buyuruyor. Cenab-ı Hak borçlanıyor. Garden hasene. Yani mükafatın ne büyük derece verdiğini Cenab-ı Hak bilir. Bugün beşeri hayatta bile zor yerlerde, hudutlarda çalışan, komando olan kimselere bir mahrumiyet primi veriliyor. Cenab-ı Hak da bugün İslam için kendini Allah'a adayan, İslam'a adayan emri bil maruf nehi anil münker memurlarına da garden hasene buyuruyor. Güzel borç. Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Geçmişle mukayese edersek eskiden büyük aileler vardı. Ya bugün dediği gibi çekirdek aile yoktu. Bu sebeple çocuğun güzel ahlakı ile terbiyesinde salih annenin, salih babanın yanı sıra dedenin, niminin, akrabaların yani gün görmüş kişilerin çok mühim vazifeleri vardı. Yani bir çocuk bir tarafından güzel ahlak numunesi insanlığın nezaretine yetişecek, tabii şekilde terbiye edilmiş olacak. Gün görmüş ağzı dualı dedelerden ilim ve irfan, İslam nezaket, zarafet edebiyle kemal bulmuş dinlerden adat ve erkan öğrenirlerdi. Mahalle, sokak ve çarşı gibi İslam adabı yaşanan büyüklerin bulunduğu birer mektep gibiydi. Birer dergah gibiydi. Dergahlar bir rehabilite merkeziydi. Fakat kapiler de bir dergah haline gelmişti. Böylece evlatlar her yönde gelen telkinlerin bereketiyle sağlam şahsiyet ve karakter kazanıyorlardı. Bugün ise bunlar tanzimattan bu yana gitgide kayboldu. Evlatlar televizyon, internet, reklam ve modaların eline düştü. Maalesef modern hayatın dayattığı yapı bu evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde. Anne baba bir maaşı temin için iş hayatında koşturmacada.
Dolayısıyla yalnız kalan çocukların şahsiyet karakterlerinin okulda seküler eğitimin sistemi, arkadaş çevresi, evde sokakta ise televizyon, internet şekillendiriyor. Bu sebeple evlatlar arasında gafil insanları özlenme taklidi başlıyor. Evlatlar sokakların insafına bırakılıyor. Bu ne feci bir şeydir. Bir pırlantaların çöp tenekesine düşmesi ne kadar hazin bir hadise. İşte onun için sizlerin vazifesi yaşamak ve yaşatmak, hayratta öne geçmek inşallah. Bir cam kırıklarıyla toplumun dolduğu bir devirdeyiz. Cemiyet bir sahra hastanesinde, birçok beldeler matem ülkesinde. Bu sebeple evlatlarına toplumun irşadı koşmak, Kur'an-ı Kerim müessesine hizmet etmek, bu zamanda artık neredeyse bir farz-ı kifayi olmaktan çıktı, farz-ı ayın haline geldi. Eğer evlatlarımızı Allah yolunda yetiştiremezsek, mahşer günü, ya leytine ya leytena, ah keşke, vah vah şeklindeki pişmanlık avazlarıyla o anneler, babalar dolaşacak. Kur'an-ı Kerim, mücrimlerin ailedeki pişmanlığını akseden ya leytene, yani keşke ifadeleri vardır. Eyvah keşke ayette. Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Ashab 66. Keşke o peygamberle bir yol tutsaydık. Furkan 27. Keşke dünyayı aldanmasaydık da bu hayatım, yani ahiretim için bir şeyle yapıp gönderseydim. Fecr suresi. Yazık bana, keşke falancayı, batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Furkan 28. Cahiliye bataklığını veba gibi her yere sarmış bu manevi vebanın şifası Kur'an-ı Kerim'de yaşamak ve yaşatmak. Resulullah Efendimiz cahiliyeyi bertaraf edip asr-ı saadet eyledi. Yani o yarı vahşi insanlardan, vicdanları kurmuş insanlardan bir faziletler medeniyeti inşa etti. Bu neyle oldu? Kur'an ve sünnet ile oldu. İman, ibadet ve takva ile oldu. Kur'an-ı Kerim çok büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın kitabı. Her şey hareketine kadar Cenab-ı Hakk'ın. Diksiyon, fesat, belagat Cenab-ı Hakk'a ait. İnsanın gerçek hasiyet ve şerefi Kur'an ile yaşadığı, onun ahlakının büyüğünü nispetle. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman öğretti Kur'an-ı Kerim'i. Burada Cenab-ı Rezzak sıfatını, diğer sıfatını bildirmiyor, Rahman sıfatını. Cenab-ı bir merhamet sıfatını biliyor. Halakal insan, insanı yarattı. Kur'an'la ihtica edecek, Kur'an'la istikamette bulunacak. Kur'an'la yaşayacak, Kur'an'la yaşatacak. Allemel beyan. Beyan, sırlar, hikmetler Cenab-ı insana veriyor. Bunun için Rahman ona Allah, insanlarla alaka kurma lütfunda bulunmuş, bunu kullarının en büyük emaneti olmak için Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Biz Cenab-ı Hakk'ın bu gönderdiği, bu rahmet mektubundan ne kadar haberdar olmamız lazım. Bize mühim bir makamdan bir mektup gelse, onu hemen alırız, gelir o mektup alakalı olarak işin ehline müracaat ederiz. Ona ehemmiyet veririz. Kur'an Rabbimizden bize gelen bir mektup. İlahi bir mektup. Biz okumalıyız, evlatlarımıza okutturmalıyız. Talim ve tahsil ettirmeliyiz. Bu kısacık cihan sermayesini en güzel şekilde değerlendirip, ebedi hayatı kazanmamız zaruri. Evlatlarımız da bu idrak ile Kur'an eğitimi vermek üzere Kur'an kurslarına, hafızlık proje imam hatiplerine gönderen anne babalar, ne mutlu ona, onlar ömürlük bir teşekküre layık. Hem de onlara bu evlatlar sadaka-i cariye olacak. Kıyamet günü soracak, ya Rabbi diyecek, bu bana nereden geldi bu icirler, ben bunu işlemedim. Geçiciliğin evlatlardan geldi buyurulacak, onların dualarıyla bulunacak. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük sevinci ve en büyük üzüntüsü neydi? Evlatları nesille Kur'an'ı yetiştirmek Cenab-ı Hak razı eder. Resulullah Efendimiz hoşnut ve mesrur eder. Bu vazı ihmal ise Cenab-ı Hak gazabına ve Allah Resulü Efendimiz'in hüzünlenmesine sebebiyet verir. Malum Efendimizin 7 evladının 6'sı kendi sağlığında vefat etti. Onu elleriyle defnetti. Bana en çok üzüldüğü hadise kendi evlatlarının vefatı olmadı. Bir Mauna hadisinde Eshab-ı Suffa'dan 70 hafıza pusu kuruldu. Ona irşada gidiyorlardı. Bunu 69 şehit edildi. Bu hain saldırganlar Resulullah Efendimiz'in gözlerinden dolu dolu yaş aktı. Bir ay layyan kati kesintisi olarak İslam'a yapılan bu pusu karşısında efendim bu bedbahtlara beddua etti. Şahsında beddua yok. Dişi kırılıyor, beddua yok. Yapılan üzerine şey atılıyor, beddua yok. Taif'te taşlanıyor, beddua yok. Şahsen yapabilirsin. Ben Kur'an'a ve
İslam'a yapılan bir pusuda ise onu bir ay beddua ediyor. Yani Kur'an talebelerine, Eshab-ı Suffa talebine yapılan zulüm karşısında Efendimiz'in gönlü dilhun oldu. Efendimiz'in en büyük sevinci de bir nesiller arkadan bırakmasıdır. Günün sabah namazıydı. Efendimiz oda kapısından perdesini kaldırdı. Ve o sırada Hazreti Ebu Bekir'in imamlığında namaz kılan sevgili eshabını son defa seyretti. Yani onları yetiştirdi, o müstesna annesi ardından bıraktı o güzide insan mirasını yan yana saf saf tutmuş cemaatle namaz kılmayı gördü. En büyük miras da bu. Manevi miras. Arkamızdan bir hayırlı bir nesil bırakmak. Peygamberler hep o şekildeydi. Arkadan hayırlı bir nesil bırakmak. En büyük anne babanın en büyük mirası bu. Esas servet mirası da bu. Yani yalancı servetler, izafi servetler değil. Ayşe Vâdemiz bu şeyi anlatıyor. Efendimiz nasıl bir surur bulduğunu anlatıyor. Şu iki kişiye kıble edilir buyuruyor. İmrenilir. Bundan biri Allah'ın kendi ihsan ile Kur'an-ı Kerim'e verdiği kişidir. O gece günü Kur'an ile meşgul olup Kur'an'la yaşar, Kur'an'la ameda, Kur'an'la yaşatır. Çünkü Cenab-ı Hak sümmele sünne yevmiyizin aninleyim o gün verdiğimiz nimetler sorulacaksınız. En mühim Kur'an yaşamak ve Kur'an-ı Kerim'i yaşatmak. İşte sahibi Kur'an'la yaşatmak için Allah'ın verdiği bu nimetin bedelini ödemek için insanın her tarafı gitti. Medine'den kalktı, Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Kahire'ye gitti. Nerede insan var oraya git. Ömer radıyallahu anh'a ta Dağıstan'a kadar gidildi. Demek bunlar nedir? Hep bedel ödemek, imanın bedelini ödemek. İmanın bedelini ödemek için nereye gittiler? Resulullah'ın mektuplarını alıp krallara götürdüler. Ya Rabbi bu hizmeti bana ver dediler. Ona kelle uçuran cellatların yanında Allah'ın mektubunu okudular. Bir büyük bir vakarla okudular. Ölümü göze alarak okudular. Bunlar hep iman heyecanı oldu. Halid bin Velid radıyallahu anh, ona Resulullah Efendimiz Mute için büyük bir muvaffakiyet etti. 3000 kişiyle 100000 kişiyi bertaraf etti. Efendimiz ona Seyfullah dedi, Allah'ın kılıcı dedi. Yarmuk'ta ise bir kan gönüne döndü, orada büyük bir zaferle çıktı orada. Vefat ederken yataktaydı. Üzüldü. Ya Rabbi de ben ne günah işledim ki at kişneleri arasında bir kılıç şakırdayıcı geçen bir cengaverin zayıf insan gibi yatakta ölmesidir dedi. Benim ne günahım var ki Allah bana yatakta can verdiriyor dedi. Arkadaşa dedi ki sana dedi Mute dedi. Resulullah Allah'ın kılıcı demedi mi? Seyfullah demedi mi? Mute'deki o zafer nedir? Onu sana kim verdi dedi. Niçin üzülüyorsun dedi. Evet ama dedi. Niçin yatakta ölüyorum ben dedi. Kaldırın ayağı beni. İşte son nefesimi ayakta vereyim dedi. Kılıcımı dedi ve atımı dedi. Gözünü budaktan esirgemen korkmayan bir cengaveri miras bırakıyorum dedi. Bunlar nedir o maiş? Buna iman heyecanı. Din bu heyecanla yaşanır. Heyecan kadar yaşarsın, heyecan kadar yaşatırsın. Mesela iki içe gıpte edip bir Kur'an'la yaşar. Kur'an'ı yaşatır. İkincisi de kendisine Allah'ın verdiği malı, Allah niye verdi malı der. Mal kime aittir der. Hayvanlarda mal var, mal sahibi olmak var mı? Demek ki Cenab-ı Hak insanları verir, insanlar malıyla imtihan olacak. Demek ki bu malı kullanmayı bilir, bu malı Allah yolunda sarf eder. O şekilde Allah'ın rızasına kavuşur. Ebu Talha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim diyor. Eshab-ı Suffa'ya gittim diyor. Allah razı olsun. İki büklüm olmuş diyor. Aç diyor midesi, içine dönmüş diyor. Beni dik tutabilmek için karnına taş bağlamıştı diyor. O halde Eshab-ı Suffa'ya Kur'an öğretiyordu diyor. Sahabi de bu hali örnek aldı. Medine Kur'an üstadlarıyla doldu. İbn-i Mesud diyor, öyle bir hale geldik ki diyor, ağzımızdan geçen lokmaların zikrini duyar hale geldik diyor. Halbuki buna Bedir'de Ebu Cehil'i hançerlerken Ebu Cehil de git dedi, sen git dedi, sen de bir çobansın dedi. Üçü yok, benim sıfını bir mevki sahibi beni o hançerlesi dedi. Yani İbn-i Mesud istikâr etti, istifaf etti. Bu İbn-i Mesud Efendimiz'in dergâhında yetişti.
Öyle bir eksili ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Kûfe mektebini kurdu. Dünyanın en büyük hukukçusu Ebu Hanife o mektebin talebesi oldu. Bütün peygamberlere baktığımız zaman da o şekilde. Yani hepsinden Cenab-ı Hak nebiler size bir hisse her peygamberin meccezirlerini bildiriyor. Mesela bir Nuh aleyhisselam baktığımız zaman bir tür yola gelmeyen kavmi helakinden önce ona gemi yapmasını vahyeden ve bunu öğrenen Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak daima kolay fakat ne kadar bir zulmün sonunda öyle bir zulmün ki oğlu bile gelmiyor. Ben diyor dağa çıkarım diyor. Nuh aleyhisselam ya Rabbi diyor benim evladımdır diyor. Nuh diyor cahillerden olma diyor. Onun ameli gayri salihtir diyor. Hem Nuh Aleyhisselam istiğfar ediyor. Demek ki kalbi beraberlik, bedeni beraberliği bertaraf ediyor. Eğer bedeni ber iman heyecan yoksa. Lut Aleyhisselam Allah hakkında ilim verildi, hikmet verildi. Ne kadar cefalara katlandı ki bugün olduğu gibi aynı o gafil halk dediler ki sen buradan çık git dediler. Sen iyisin demeli, temizsin dediler. O zaman sen çık bizi rahatsız etme dediler. Bugün de aynı işte. Eşcinsellik durumu. Ya Rabbi de keşke bir de bir kale olsa o kalemin içine girsem, kendi bu şerri insanlardan korusam dedi. Hep bunlar bize ibret olabilir Cenab-ı Hak. Yakup Aleyhisselam Allah'ın takdirine karşı tedbirin yetersiz olur. Bunun mukabil kulun tedbir alarak öyle tevekkül etmesini öğretti. Sabr-ı Cemil dedi. Cenab-ı Hak'tan Sabr-ı Cemil istedi. Yusuf Aleyhisselam çok ilmin yanı sıra rüyaların tevilini yorumunu öğretti Cenab-ı Hak ona. Kendine bir hüküm ve ilim verildi. Kardeşi Bünyamin'in yanında kalmasının çaresini bildirdi. Bir de bir kadının tahrik etmesine karşı ki bugün zamanında bu çok estağfirullah yani kalben, dillen her bugün Cenab-ı Hakk'ı sığınmasın. Cenab-ı Hakk'ın yardımının yetişmesi, Burhan'ın yetişmesi. Demek bu hep bunlar bugüne bize bir ders ibret. Musa Aleyhisselam'la ayrı oraya Hızır'la mülakatı ayrı, Davut Aleyhisselam hükümdarla ayrı, Süleyman Aleyhisselam durumu ayrı. O kadar serveti kalbin dışında taşıdı. Ben fakirim, fakirlerle beraber olmak düşer dedi. O saltanatı kalbin dışında taşıdı. Yine imtihanla bir zelle işledi. Onu tahtımıza öyle bir ceset ki bıraktık buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir an hepsini alıyor. Sonra istiğfarı tekrar veriyor. Nimel ab diyor, o ne güzel bir kuldu diyor. Demek ki servetler karşısında kulun kalbi nasıl olacak? Eyyub Aleyhisselam, bütün evlat gidiyor, mal gidiyor, saat gidiyor, hepsi gidiyor. Daima bir şükür ve sabır halinde. Hanımın şeyini en sonunda ya Rabbi sen erhamur rahiminsin diyor, o kadar. Hepsini Cenab-ı Hak gereği veriyor. Demek bunlar hepsi bize hayatın meccezirleri içinde Cenab-ı Hak bize bunu bildiriyor ki hiçbir zaman kul bir zaafa düşmeyecek. Bir İbrahim Aleyhisselam duası geliyor Kurban Bayramı. Malda fedakarlık, canda fedakarlık, evlatta fedakarlık. Cenab-ı Hak İbrahim sana selam olsun diyor. Bu zor açık bir imtihandı diyor Cenab-ı Hak. Sana bir nam verdik diyor. Bak o nam devam ediyor. Teyyattan sonra salavat-ı şerifler okuyoruz. Çok sürü İbrahim Aleyhisselam geçiyor. Velhâsıl okuyorsunuz, Yunus Aleyhisselam ayrı, sonra Davud Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ayrı. Nihayet, dünya gününün ikindisine benzeyen asr-ı saadet geldi. 1450 sene evvel, dünya gününün ikindisine benzeyen asr-ı saadet geldi. Ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile dini hayat ilk başladığı yerde son bir kemal zirvesini gösterdi. Artık zirve teşkil eden Kemal-i Muhammedî'den sonra yeni bir kemal tasavvur imkansızdır. Zira peygamberler göndermek üzere dinin tekrar ihyası nihayete erdirildi. Allah razı oldu, din İslam oldu. Buna göre de insanın öğrenme yönlenmesinde fıtri olan taklit meyli için en mükemmel örnek Üsve-i Hasene sonsuz müşahhas misalleriyle önümüze sergilenmiş oldu. Bu da Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütfu. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah Resulüne itaat, Allah'a itaat. Mengedur Resulü fakat etaallâh. Zirve o peygamberi meccanen hiçbir bedel ödemeden mümmet olduk. Düşüneceğiz hepimiz. 124 bin küsur peygamber geldi geçti. Fakat biz bedel ödemeden en büyük peygamber ümmet olduk. Bu nimin bedeli irşat ve hizmet gayretlerimizde eshab-ı kiram fedakarlık göstermemizdir. Gayretlere gönül vermemizdir.
Onun için vakit de daralıyor. Muhterem anne babalar, en büyük vazifemiz Cenab-ı evlatları Allah'ın emaneti olarak idrak etmeliyiz. Onu dünyevi gayelerde nasıl kullanıyoruz? Esas olan ahiret rızası için, ahiret saadeti için nasıl onları yetiştireceğiz? İşte elhamdülillah bu bulunduğumuz çatı ve benzer çatılarımız hep bunlar bir Kur'an-ı Kerim'i yaşamak ve Kur'an-ı Kerim'i yaşatma gayretinde. Elhamdülillah burada okuyan hafız yavrularımız var. Evladına şefkatli anne baba buraları temayül ettirmeliyiz. Evlatlarına bunun sevgisini vermeliyiz. Bu çok büyük bir nimet, büyük bir ihsan yani. Evladına büyük bir servet vermiş oluyor, büyük bir miras vermiş oluyor. Diğer taraftan elhamdülillah dergilerimiz var. Cemaatimiz dergileri var, Altınoluk var vesaire. Diğer ehl-i sünnet ve cemaatte olan kardeşlerimizin de dergileri var. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Fakat bu dergiye abone olmakta, orada bir makale bile okusa, bu ne oluyor? Bir emri bil maruf ve nehi anil münker oluyor bizler için. Bir irşat vesilesi oluyor. Bu dergilerde yazan bütün kardeşlerimiz, bunları epey bir zihni gayretlerle, kalbi gayretlerle kaleme almış oluyor. Onun için Altınoluk olsun vesaire olsun, bunlara abone olmaya da gayret edelim. Yani düşündüğümüz zaman ikisini de tutar, 1 kilo ya 1,5 kilo bir çikolata şeyinde. Yani 1,5 kilo çikolata mı? Bu 2 dergi, 3 derginin bedeli mi? Bunun için de bize hiçbir şey yapamıyorsak bu dergilere abone olmak da bizim diğer bir vazifemiz olmuş oluyor. Bugün kıymetli kardeşler, bir Tebük seferi var, Efendimiz'in bir son seferidir. Bu bir Haçlı seferiydi. İslam'ı ortadan kaldırmak için bu Bizans'ın yaptığı bir sefer hazırlığıydı. Bu zor zamanda Cenab-ı Hak imtihan etti. Yazdı, kuraklık vardı. Yol uzundu, ta Medine'den kalkacak, Tebük'e kadar gidecek. 1000 kilometre yol gidecek, güneş altında. Bir kısmı devede gidecek, bir kısmı atta gidecek, bir kısmı zaman zaman at deve çökecek, maşen yürüyerek gidecekti. Bu şekilde bir seferdi. Bu sefere kalbi nifak alameti olanlar vardı. Yani yazın bu sefer olur mu, kışın olsaydı vesaire, şu olsaydı. Ya şimdi Bizans'ı bunlar çocuk mu zannediyor, bir dakika üzerine gidecek filan diye. Hep böyle zahiri kıyaslarla. Bu vesvesede bulunanlara Cenab-ı Hak ayette cehennem daha sıcaktır buyuruyor. O yaz sıcaklığına karşı cehennem daha sıcaktır buyuruyor. Yine bu 3 kişi var. O 3 kişi bugün yarın, bugün yarın derken bu sefere iştirak edemedi. Onlara Resulü döndü, sebebini sordu. Ya Resulü, hiçbir mazeretimiz yok dediler. Biz bugün yarın, bugün yarın derken kaçırdık dediler. Efendimiz 50 gün tartıştı, Allah'tan gelen ayet bekleyin dedi. Bunlar Bedir'e iştirak etmişler, bütün gazve iştirak etmişler. Yalnız bir Bedir'e iştirak etmişler. Fakat bütün seferleri iştirak etmişlerdi. Hiçbir seferine mahrum kalmamışlardı. Fakat yalnız bunlar bir ihmallerinden dolayı Tebük'e iştirak edemediler. Efendimiz ayet gelene kadar bunlarla ihtilatı kesin buyurdu. Selamları kesin dedi. Buna selam verirdi, akrabaları gelirdi. Almazdı akrabaları. Biz Müslüman değil miyiz? Niye selam almıyor dediklerinde Allah ve Resulü bilir diyorlardı. Hatta bir gidiyorduk diyor Ravza'ya, Efendimiz oturuyor, acaba Efendim bir tebessüm eder mi? Yani Medine bizim bir zindana döndü. Resulullah başını öbür tarafa çeviriyordu. 50 küsur gün sonra bir münade çağırdı. Bir üçümüz de çağırdı. Ravza'ya gittik. Efendimiz'in sevincinden yüzü mehtap gibi, ayın 14'ü gibi parlıyordu, biz kurtulduk diye. Efendim müjdeledi. Efendimiz de, biz de çok sevinç içindeydi, Efendim çok sevinç içindeydi. Velhasıl işte kimi uzun gidiyor, bana hepsini vereyim diyor, kimi şöyle yapayım diyor, Efendim bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ebu Heyseme vardı, o da gecikti. Evde bütün saltanatlı hurmalar, mura soğukçular vardı. Allah dedi, Allah dedi, bu çölde nasıl bir cefa içeyim, ben nasıl burada safa halindeyim dedi. Kaldırın bunları da hazırlayın dedi. Ta Tebük'te Efendimiz yetişti. Efendim dedi, Ebu Heyseme dedi. Neredeyse yer gelmesiyle helak oluyordum buyurdu. Velhasıl kıymetli kardeşlerimiz, bugün bir garden hasene mevsimindeyiz. Daima düşünüyor, ben Allah için bugün ben ne yapabilirim? Allah'ın verdiği bu iman nimetini, Resulullah Efendimiz ümmet olma nimetini, ben nasıl bu bedeli bugün ödeyeceğim?
Velhâsıl inşallah bu İslam müesseselere hizmet etmek dolayısıyla inşallah Cenab-ı Hak inşallah bu bedeli ödemede bize ihsan eder, ikram eder, lütfeder, bizi affeder inşallah. Allah bu hafız yavrularımıza, gençler hocalarımıza, Allah onlara da dünyada ve ahirette rahmetiyle tecelli etsin. Bu yavrularım inşallah iki can saadetiyle, eshab-ı kiram gibi inşallah dünyanın her tarafı İslam'ı tebliğ eder, yaşayan yaşatan, bilhassa memleketimizde evlatlarımız eyler. Yardım eden de en büyük saadetin içinde. Rahmetli peder Musa abi onu derdi. Bir Müslüman da yardım ederken sevinecek derdi. Çünkü de Allah rızasını kazanacak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimi mesut edecek, kabirde bile Allah Resulü mesut olacak. Allah hepimize inşallah hayırlı, bereketli bir istikbal nasip eder. Amin.